İçinizi neden çıkartıyorsunuz ya? Bayılacaksınız ya. Antalya deyince artık aklımıza ulaşım çilesi geliyor. Buraya bir tane araç tahsis edeceksin. Ve buradaki insanların hepsinin parasını ödeyeceksin. Kendi kafana göre orada iş yapamazsın. Antalya son zamanlarda yoğunluğu, trafiği, ulaşımı bir de ulaşılamamasıyla tam bir çile kenti haline geldi. Vatandaşlar halk otobüslerinin yetersizliğinden dert yanarken bir de arızalı araçlar bekletiliyor. Otobüslerde kesinlikle klima çalışmıyor. Millet yani ter içinde kalıyoruz. Hiçbir şekilde klima çalışmıyor. Ulaşım zaten bir problem haline gelirken bir de sefere çıkmayan araçlar var. Antalya Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yasin Arslan da dile getirmişti. Şu anda Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı otobüslerin 117'si arızalı olduğu için sefere çıkamıyor. Genellikle otobüslerde klima ve şanzıman arızası olduğu biliniyor. Fakat bu araçlar bekletildikçe faturasını vatandaş ödüyor. Bir denetlenmesi gerekiyor. Bir de bu otobüs duraklarında fazla beklenilmemesi lazım. Mesela diyelim ki her saat başında bir saat çok. Ayrıca UKOME Genel Kurulu zam kararı için toplandı. Antalya'da toplu ulaşıma yeniden zam yapıldı. Yani haksız buluyorum onların zam istemesine. Toplantıda yapılan görüşmelerin ardından ücretlere %50'nin üzerinde zam geldi. Zamla birlikte 9 lira 60 kuruşu olan tam ücret 15 liraya, 4 lira olan öğrenci ücreti 6,5 liraya, 8 lira 40 kuruşu olan emekli ve öğretmen ücreti ise 14 liraya yükseltildi. Zamlarla birlikte aktarma ücreti de 5,5 lira oldu. Ayrıca otobüsçü esnafının zam talebi ise 20 lira civarındaydı. Vatandaşlar gelen fiyatlara yeniden isyan etti.